Riyazi ya. Riyazi keresi demokratik kitle örgütleri Gürsever halkımız. Basına ve kamuoyuna. Türkiye sınırındaki İdlib'e bağlı Alevi köyü İştebrak'tan gelen katliam haberleriyle sarsıldık. İştebrak köyünü ele geçiren çetelerin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200'e yakın sivil, masum vatandaşın kafalarını vahşice kestikten sonra çetelerini, cesetlerini arazilerde kanlar içinde bırakmışlardır. İştebrak'taki insanlık dışı katliamı naletliyoruz. Sınıra yakın İdlib kentini ele geçiren El-Kaide ve El-Nusra öncülüğündeki gruplar sahil kenti Laskiye'ye doğru ilerleyebilmek için Cisr el-Sugur kasabasını 25 Nisan tarihinde ele geçirmişti. Kasabanın birkaç kilometre güneyinde bulunan çoğunlukta Alevilerin yaşadığı İştebrak köyüne giren çeteler köyde katliam gerçekleştirdi. Laskiye katliamını gerçekleştiren El-Nusra çeteleri bölgede Alevi avına çıkmış, Alevi köy ve mahallelerine saldırarak adeta soykırım yapmıştır. Bu katliamlar Türkiye sınırlarının hemen dibinde gerçekleştirilmiş, insanların kelleleri kesilmiş, kadınların ırzına geçilmiştir. Evler, köyler yağmalanmıştır. Bu veriler Alevi ve insanlık düşmanı bölge egemenlerinin Alevi soykırımı çerçevesinde bir araya geldiklerini ve esas niyetlerinin etnik temizlik olduğunu ortaya koymaktadır. Kamuoyuna, Türkiye halkına ve insan hakları savunucuların ortak vicdanına sesleniyoruz. Suriye kaynaklarına göre İdlib operasyonunun bölgedeki istihbarat örgütlerinin birlikte oluşturduğu Antakya Operasyon Odası'ndan yönetildiği söylenmektedir. İştebrak'ta, Cisr el-Şugur'da, İdlib'de ve Suriye'nin tamamında bir savaş suçu işlenmektedir. Suçlular uluslararası hukuka göre yargılanmalıdır. Bir benzeri Suriye'nin güneyi için Arabistan'ın desteğiyle Ürdün'de kurulmuş olan ve savaşın yönetimini gerçekleştiren Antakya Operasyon Odası kapatılmalıdır. EYİD Donat projesine acilen son verilmelidir. Yaşam hakkına yapılan bu katliam etnik temizlik ve soykırım harekatıdır. Bu savaş bölge diktatörlerinin kişisel varlıklarını ve egemenliklerini sürdürme savaşıdır. Bu savaşta diktatörlere ve zalimlere muhalif olan herkes şeytanlaştırılıp imha edilmek istenmektedir. Suriye'de vekaleten yürütülen kirli savaşta 200 bini aşkın insan yaşamını yitirdi. Yüz binlercesi yaralandı. Milyonlarcası evlerinden, barklarından oldu. Egemenlerin ve diktatörlerin cihatçı çetelerle kurduğu kutsal ittifak ve işbirliği Suriye'de ve Orta Doğu'da Arapları, Kürtleri, Ermenileri, Süryanileri, Ezidileri, Alevileri ve Hristiyanları emirliklerine, halifeliklerine biat etmeyen Sünnileri katletti. Bunların ortak direnişidir. Dünya kamuoyu bu katliama sessiz kalmamaya çağırıyoruz. Bu katliama çanak tutan bölgedeki bütün ülkeler bu katliamda suç ortağıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.